Aslında bugün hastanelere gittiğimiz zaman yahut mezarlıklara gittiğimiz zaman asıl Rabbin kim olduğunu iyi anlıyoruz. Asıl hükmedicinin kim olduğunu iyi anlıyoruz. Bugün Çin denilen ülkeyi zerre bir virüsle ne hale getirdiğini gördüğümüz zaman Rabbin kim olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Peki bugün Türkiye'ye ben şunu söylüyorum. Bizler neyimize güveniyoruz? Allah subhanahu ve teala halen ertelediğinden dolayı ona karşı tövbe etmeyip halen bu isyankar hallerimizi, halen batıl inancımızı, batıl yaşantımızı devam ettirmekle Allah subhanahu ve teala'ya ne demek istiyoruz? Yani illa da bize bir bela ver, illa da bizi helak etme demek istiyoruz. Allah subhanahu ve teala bu kadar bizlere nimet sunmuş, nimet vermişken, ona şükretmemiz gerekliyken bir bakıyoruz ki insanlar ona isyan etmeye devam ediyorlar. Ona itaat etmemeye devam ediyorlar. Allah subhanahu ve teala affeder diyorlar. Allah subhanahu ve teala elbette affedecek. Lakin Allah subhanahu ve teala'nın da dediği gibi kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onlara merhamet eder. Allah onlara rahmet eder. Allah subhanahu ve teala kimlere rahmet edeceğini söylemiş. Bugün topluma baktığımız zaman milyonlarca insan İslam'ın alametlerinden bir alamet olan namazı kılmıyorlar. Bırakalım tevhidi bir kenara, amel konusunda dahi kendilerini geri tutup Allah subhanahu ve teala'ya inat ile itaat etmediği halde kendisini doğru yolda olduğunu düşünüyor. Bu doğru yol dediğimiz şeyi kendi hevamız, kendi aklımız, kendi fikrimiz ortaya koyuyor ise o batıl yoldur. Allah subhanahu ve teala'nın ayetinde dediği gibi görmedin mi o hevasını, kendi aklını, kendi fikirlerini ilah edineni diyen ayetindeki insandan başkası değilsin sen. Kendini Müslüman zannetmek ile İslam'ı yaşamanlar arasında dağlar kadar fark vardır. İslam'ı yaşamak emek ister. İslam'ı yaşamak bedel ister. İslam'ı yaşamak çaba göstermek ister. İslam'ı yaşamak konuşmakla olacak bir şey değildir. İslam'ı yaşamak Allah subhanahu ve teala'yı sevmek, Allah'ı saymak, Allah'tan korkmak ister. Bu yüzden kendimize baktığımız zaman kime itaat ettiğimizi çok net olarak görebiliriz. Allah subhanahu ve teala habire bu topluma, habire bizlere bir nimet indiriyor. Bu nimetin karşılığında da kendisine itaat etmemizi, şükretmemizi istiyor. Lakin halen bu toplum Allah subhanahu ve teala'nın razı olmadığı amelleri yapmaya devam ediyor. Allah'ın gazap edeceği amelleri yapmaya devam ediyor. Adam sofrasında güzellikle Allah subhanahu ve teala'nın sunduğu yemekleri, Allah subhanahu ve teala'nın sunduğu içecekleri içiyor ve Allah subhanahu ve teala'nın verdiği sağlık ile bunu yapıyor. Yemekten sonra elhamdülillah demeden önce Allah subhanahu ve teala'nın razı olmadığı sözler konuşmaya, küfürler etmeye, isyankar cümleler kullanmaya devam ediyor. Bu toplumun bir kısmı genel evlerinde, bir kısmı meyhanelerde, gazinolarda, bir kısmı kumarhanelerde, altılı ganyanlarda, iddia bayilerinde, bir kısmı içki bayilerinde, bir kısmı şirkin, küfrün destekçisi olmuş yahut bir kısmı gerek farklı farklı ideolojilerin peşinde heba olup gitmektedir. Bütün bu pisliği, bütün bu çirkinlikleri yayan sistemi halen insanlar sözlerine itimat etmekte ve Allah'ın kulları, Allah subhanahu ve teala'nın istediği şeyleri yapmaya çalışan insanlara zulmettiği zaman bu sistemin yanında oluyorlar. Bizlerin kim olduğunu Allah subhanahu ve teala daha iyi biliyor. Eğer bizler fesat çıkaran insanlar isek ki fesat Allah subhanahu ve teala'nın batıl diye tanımladığı şeylerdir. Ki bizler Kur'an'ı ve sünneti insanlara anlatıyoruz. Buna fesat diyen insanların zaten İslam'ına konuşmaya gerek yoktur. Lakin eğer fesat bu batıl sistemin ta kendisi yahut bu batıl sisteme uyup itaat eden, bu sistem için mücadele eden, kendisi ister farklı farklı kavramlarla bu sistemi desteklesin, ister farklı farklı kavramlarla değil de direkt desteklesin fark etmez. Biz de şunu söylüyoruz. Hangimiz fesatçı isek Allah subhanahu ve teala bir an önce fesatçının